Piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman, araştırma uzmanımız Kutay Korap'la beraber karşınızdayız. İçeride enflasyon raporu, PPK tutanaklarını takip edeceğimiz bir hafta. Aynı zamanda bilançolarda da önemli isimler var, bilhassa mali sektörden. Yurt dışına baktığımızda ise Amerika'da Kutay Korap'ın da sabah aktardığı gibi trilyon dolarlık teknoloji şirketlerinin bilançolarını karşılayacağımız bir haftaya girdik. Avrupa Merkez Bankası ile Fed ile ilgili beklentiler de örtüşmeye başladı. Böyle bir hafta içerisinde acaba piyasaları neler bekler? ALB Grup Baş Danışmanı Burak Arslan'la konuşacağız. Burak Bey, rekorlu bir kapanış yapmıştık borsada Cuma günü itibariyle. Bu haftadan daha çok bilanço bazı hareketler mi beklersiniz? Enflasyon raporu radarınızda olacak mıdır? Günaydınlar Zeynep Hanım, iyi haftalar. Şimdi öncelikle bilanço hareketi zaten 2 hafta 3 hafta önce başlamıştı. Bunun için özellikle S&P'nin şu 3580'lerde dibini tamamlayalım demiştik. Bunun altına çok kaymayalım. Özellikle Cuma günü mesela 10 yıllıklarda 4.30'lardan 4.15'lere bir geri çekilme gördük Amerika tarafında. Dolar endekslerinde 113.900-114 bölgesinden tekrar 111.700'lere geri çekilen bir Cuma günü ABD tarafında datalar vardı. Dolayısıyla biraz o FED tarafı sakinlemeye başladı Amerika tarafı. Yani 75 bas puan kabul ediliyor ama daha fazla sanki agresifleşmeyeceği satın alınmaya başladı. Özellikle dolar endekslerinde de şu 111.700'leri aşağıya kırabilirsek, tekrar şu 110'lar devreye girerse belki Amerika borsalarındaki coşku daha devam edecek. Bizdeki harekette yukarı doğru ivmelenecek. Amerika tarafına baktığınız zaman aslında orada en kuvvetli taraf Dow Jones tarafı. Özellikle o 28.700'lerde yaptığı çift dip ve 30.500'ün üzerine atmasıyla beraber 31.400'leri gördü Cuma günü. Oradan biraz bir geri çekilme var. S&P o bölge 3.820 bölgesi. S&P'de özellikle ilk etapta 3820 ama esas haftalıklarda geçmemiz gereken yer 3850-3900 bandı. Yurt dışında bir toparlanma var. Bu bizim tarafta zaten biz son 2 haftadır, 3 haftadır yurt dışının bu kadar olumsuz olmasına rağmen pozitif ayrışıyorduk. Bir taban çalışması vardı. Çünkü niye bilanço beklentimiz vardı? Geçen hafta özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber hafta başında biliyorsunuz bankalar force etmişti, domine etmişti piyasayı. Faiz indirimi geldikten sonra, perşembeden sonra piyasanın momentumunda bir düşüş gördük ki bu da çok normal. Kısa vadede 3600-3900 hareketini yaptık, bir %10'luk daha ve buralarda biraz bir bekleme moduna geçtik. Sabah saatlerinde future'larda bir 0.70 artı açılış var. Özellikle VIOP kontratlarında bu hafta 4350 ve 4370 kapanışlarının üzeri 4420'ye doğru hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. BIST 100 tarafında kısa vadede 3900 ve 3860 bölgeleri kırılmadığı sürece hala bu hareketin 4100-4200 bandına doğru bilanço dönemi boyunca peyderpey devam edeceğini ve eğer yurt dışında da bir hareket bu hafta gene yukarı doğru olumlu gelirse bizi destekleyecektir. Yani şu anda borsa biraz daha alternatifsiz gözükmeye devam ediyor. Özellikle global taraftan da esen rüzgar bozuk olmayınca biz yolumuza devam ediyoruz. Bu hafta Akbank ve Garanti'nin bilançolarını göreceğiz. Banka bilançoları artık gelmeye başlayacak. Dediğim gibi bu arada 3900 ve 3860 kısa vadeli altına gelmediği sürece olumlu seyrimizi koruyoruz. Altın fiyatları ve gümüş fiyatları Cuma günü iyi bir reaksiyon verdi dolar endekslerinin geri çekilmesiyle beraber. Özellikle altın fiyatları 3645 geri çekilmelerde önemli destek olarak takip edeceğiz. Yukarıda gene bizim için 1680 seviyesi ve 1700 seviyesi orta vadeli trendin daha kuvvetlenmesi için önemli olacak. 1680 yukarıda, aşağıda 1645 bölgesini altın tarafında da seyrediyor olacağız Zeynep Hanım. ALB Grup Baş Danışmanı Burak Arslan, çok çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için.